Arkadaşlar merhaba. Bugün mısırları şöyle bir dolaşıp mısır toplayacağım. O mısırlardan mısır kebabı yapmayı düşünüyorum. Mısırlar büyüdü, boyumu aştı. Birlikte sizinle mısır tarlasının içine doğru şöyle giriyorum. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Mısırların arasına kışlık bal kabağı ektim. Bal kabaklarıyla mısır dost olan iki bitki. Yıllarca da bu şekilde mısırların dibine bal kabağı ekmeye devam ettim. Bakın burada küçük bir bal kabağı. Hatta arkadaşlar bakın burada mısırların dibine aslında üç kız kardeş diye geçen bir yöntem var. Şurada gördüğünüz gibi fasulye, mısır ve bal kabağı. Üç bitki birbiriyle dost şekilde aynı bahçe içinde büyüyebiliyor. Birbirlerinin enerjilerini, birbirlerinin vitaminlerini almıyor. Özellikle fasulye havadan aldığı azotu bağlayıp kökleriyle mısıra ve aynı zamanda tabii ki bal kabağına enerjisini vermektedir, vitaminleri vermektedir. Bu üç kız kardeş yöntemi daha önceki yıllarda denemiştim. Başarılı bir yöntem. Tavsiye de ediyorum. Hem bitkiler özellikle bal kabağının yaprakları sayesinde su kaybetmiyor, dibi nemli kalıyor. Aynı zamanda fasulye yukarıya doğru sarılırken sırık etkisini veren mısırın gövdesine fasulyeler şurada gördüğünüz gibi sarılarak yukarıya doğru büyümekteler. O nedenle fasulyelere sırık takmak zorunda da kalmıyoruz. Bal kabaklarının büyük yaprakları olduğundan dolayı buharlaşmayı engeller. Toprağın nemli kalmasını sağlar. Bu da mısırın içine gelir. Bakın burada yine bir bal kabağını görmektesiniz. Şimdi şöyle bir mısır açalım. Evet, mısırımız bu. Mısırlarımız gayet güzel koparılmayı bekliyor. Mısırlar olmuş. Biz de bu anı değerlendirerek bol bol mısır yememiz gerekiyor. Yine bu da aynı şekilde olgun bir mısır. Şurada hemen kurt gelmiş sanırım. Evet. İlaçlama yapmadığından dolayı mısırın da zararlısı kurtlar. Şimdi biraz daha ilerliyorum. Aslında sepetimi de alsam iyi olacak. Evet, sepetimi aldım. Mısır tarlasının içine doğru dikkatli bir şekilde ilerliyorum. Bakın sanki vaha gibi burada bir bal kabağını görmektesiniz. Bal kabağının filizine dikkat eder misiniz? Ne kadar güzel yukarıya doğru büyümeye başlamış. Ve ucunda minicik bir bal kabağı var. Artık şu mısırları ne olduğunu biliyorum. Koparmaya başlayacağım. Bu da aynı şekilde. Belli zaten olgunlaştıkları. Şimdi alalım. Bugünlerde havalar da rüzgarlı olmadığı için ateş yakıp bunları pişirebiliriz.
Bahçenin içinde mısır tarlasında dolaşırken aldığım huzur o kadar güzel ki. Yani cebimde para, gidip de bir mağazada dolaşıp kıyafet almayı tercih etmem. Zorlu oldu biraz. Şimdi bir koparma oldu. Burada dolaşmak çok keyifli. Her an ne çıkacağını da bilmiyorsunuz elinizde. Havada sıcak. Yılan olmaz mı? Tabii ki olur burada da yine. Var ya. Yılanları en iyi uzaklaştıran kedi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bir haftadır kedimiz var. Ankara kedisi beyaz. Ve ben bir aydan beri de hiç yılan görmedim. Yılanlar kediyi görünce kaçıyor mu onu da bilmiyorum ama. Evet, bakın sepetim doldu. Sepetim doldu. İlerliyorum. Evet. Ağır geldi elime. Şimdi şu mısırı da koparabilirim. Bakın bu kadar mısır topladım. Sepetimin sapı koptu. Sepetimin sapı koptu. Ama tahmin edilmeyecek gibi değil. Evet, ben hemen bunu alttan şöyle tutup kucağıma doğru alıyorum. Evet, şu mısırlarımız bu. Tekrar geri çıkıyorum. Sepetim kolumda. Şimdi mısırların yapraklı şeylerini, yeşil kısımlarını çıkaracağım. Yarın için mısırları hazır hale getireceğim. Yapraklarını arazide bırakacağım. Öyle götürmeyeceğim. Ne kadar güzel. Çok çok yiyor mısırlarda. Geçen yıldan burada yine biberler vardı. Börülceye fasulye ekmiştim. Kadife çiçekleri de aralarda vardı. Tohumlar dökülmüş. Bakın kendi iliğinden yine bu tohumlar da çıkmışlar. Her yerde kadife çiçeği vardı. Şu aralarda da böyle. Dışarıya doğru çıkıyorum. Umarım siz de benim gibi mısır tarlasında kendinizi... Ah işte bu. İşte bu Ankara kedimiz bu. Gel kızım. Gel. Gel kızım. Ne yaptın annem? Ne yaptın annem? Ankara kedisi geldikten sonra başka bir kedi daha geldi. Hemen şurada göstereyim size. Bu da gitmiyor. Şu anda iki tane kedimiz oldu aslında. Bakın bu da çok güzel. Bu erkek kedi. Bizim aldığımız dişi kedi. Çoğalsınlar. Zaten burası çiftlik ortamı. Bakalım o da bizi benimsedi. Gayet güzel bir kedi. Bu da bizim güzel köpüğümüz. Adı Köpük. Gel kızım. Gel kızım. Oh oh keyfe bak. Çok nazlı, çok hanım. Bu bir tane. Değil mi? Oh oh keyfe. Akşama kadar uyuyor. Sabaha kadar da dolaşıyordur büyük bir ihtimal. O nedenle yılanları görmüyor olabilirim. Çünkü gerçekten buradaki en gerek yılanları işte çiftlik ortamında bu kadar mutlu hayvanlarda. Oh oh. Oh keyfe bak. Kadife çiğin yanında keyfini sürüyor. Tamam anneciğim. Tamam kızım. Tamam anneciğim. Gel annem. Tamam kızım. Gel. Gel kızım. Tamam. Tamam anneciğim. Bak bak bak. Bu kadar güzel. Bir de of. Sevimliliğe bak. Bu kadar hanım. Bu kadar güzel. Mısırlarımızı soyacağız. Evet. Mısır soyma zamanı.
mısırları şöyle dökeyim hatta sepetime. Şuraya. Çok da güzeller. Kötü olmuş, buraya atalım. Çok tazeler, çok güzel. Tam zamanı. Tam yeme zamanları. Ne oldu kızım? Kavga ediyorlar. Köpek pek anlaşamıyor diğer kediyle. Köpek, gel kızım, gel. Gel. Gel anneciğim, gel. Daha önce de bizim çiftliğe geldiğimiz zamanlarda bir kedimiz vardı. Ankara kedisiydi. O da dişiydi ve adı Köpük'tü. İlk kedimiz Köpük'tü. Sonra onun yavruları oldu. Onun yavruları derken bayağı bir kedimiz oldu burada. Fakat burada sonradan dişi olanlar burada kaldı. Erkek olanlar ormana gitti. Burayı terk ettiler. Ara ara gelmeye başladılar. Zamanla da yabani oldular. Kaybolanlar da var. En son kedimiz de dış kapının oraya yakın bir yerde ölü gördük. Büyük bir ihtimal onları yılan zehirledi diye düşünüyoruz. Ve böylece soyu tükendi. Tabii Ankara kedisine alışkın olunca biz de hep Ankara kedisi istedik. Çok uysallar, çok sakin hayvanlar. Bir de avcılık konusunda çok iyiler. Akşam üzeri yavrularını alıp köpük bu saatlerde ava götürüldü, avlanmayı öğretirdi onlara. Fareleri öldürürlerdi. Evet arkadaşlar, bakın mısırlarımız bu şekilde. Şu birkaç tane var kötü ama genel anlamda hepsi çok güzeller. Mısırlarımız bunlar. Sepetin hemen zaten onu yaptırırım herhalde, aşağı inebilirsem. Biraz merkeze inmiyorum. Çok da ihtiyacım olmadığı için. Ya burada bir şekilde onu sabitleyeceğim. Kendim yapacağım. Ya da indiğimiz zaman yapacağım. Bakın geçen yıldan buraya dökülen kavun tohumları, kışlık kavun tohumları. Bir tane kavun var üzerinde. Yan taraflarda da hep dalları var. Büyük bir ihtimalle yine kavun yapacak. Böyle tohumları döküldükçe bir yan ürün oluyor. Bunlar da bizim mısırların yaprakları ekledim. Bunları artık götürüp yarın çok güzel kebaplarımız olacak. Ateşimizin ısısı gayet güzel. Hemen pişmeye başladılar. Mangalımızın altındaki ateş de bu şekilde yanıyor. Bayağı ısındı mangal. Yaklaşamıyorum. Hemen bakın. Pişmeye başladı. Bu benim beklediğim andı. Her zaman
Mısır kebabı yapmak mümkün olmuyor. Genelde haşlıyoruz düdüklüde. Ondan sonra haşlama mısır olarak yiyoruz. Şimdi bu mısırları yedikten sonra akşam yemeği yenir mi? Tabii ki yenmez. Gayet de güzel olmaya başladı. Koku yayılmaya başladı. Harika olacak. Oh, çok güzel oldu. Harika. Mısır kebabımız pişti. Yapacak olanlara afiyet olsun.